Evet arkadaşlar, merhabalar. Şimdi hayırlısıyla şu anda Yalova'dayız. Efendim buradan Bursa Sanayi'ye Yalova Sanayi'ye uğramıştım. Şimdi ise buradan devam edeceğim. Köprünün üstünden dönüp Bursa yönüne doğru gideceğim. Şu anda saat 2:30'a geliyor. Kısmet olursa Karacabey'e kadar giderim diye düşünüyorum. Bursa Karacabey. Bursa Karacabey'de kalır. Devam ederim. Evet, Bursa yoluna girdik arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar. Ben size söyledim arkadaşlar, yalnız gitmeyeceğim, sizi de götüreceğim demiştim. Evet, yalnız gitmiyoruz. Gördüğünüz gibi hep beraber gidiyoruz. Bulutlar var ama yukarılarda. Yine de her şeye rağmen güzel. Yani ne çok aşırı sıcak yakıyor. Normal bir hava var yani. Tam yolculuk havası Allah izin verirse. İnşallah bu hava gibi diğer havalarımız da güzel olur. Güzel güzel yolculuğumuz gider yani. Çok öyle hızlı gitmeme de gerek yok. 90-95 kilometre yeter. Ben bir yere yetişmeye çalışmıyorum nasıl olsa. Yani Bursa'da yapılacak işlerim vardı. Sanayiye uğrayacaktım. Bursa sanayideki işimi burada çözdüm, hallettim. Buradaki sanayide iyi oldu.
Ben sanıyordum ki cumartesinden önce şeyden çıkamam, sanayiden çıkamam. Yani Bursa sanayiye gidecektim. Oradan çıkamam diye düşünüyordum. Ama işim çok şükür güzel halloldu burada. İyi oldu, iyi bir usta buldum. Ondan sonra hava bir problemim vardı. Hava kaçırıyordu. Neyse onu hallettim, şükürler olsun. Şimdi ise hayırlısıyla gidiyorum. Burası Bursa, İzmir, Antalya yolu arkadaşlar. Yani buradan Eskişehir, Ankara, yani bu yoldan gidiliyor. Tabii biz eski yoldan gidiyoruz, otobandan gitmiyoruz şu anda. Bursa'dan İzmir yönüne döneceğiz. Belki bugün şeye kadar gidebilirim, Bandırma'ya kadar gidebilirim herhalde. Büyük bir ihtimalle yani Bandırma'da kalabilirim. Oraya kadar varabilirsem şayet. Çok da acele etmek de istemiyorum. Çünkü acelem yok. Bir yere yetişeceğim diye bir şey yok. Evse ev sırtımdan az olsa. Mutfaksa mutfağım da burada. Bu bakımdan çok bir acelem yok. Gittiğimiz yere kadar. Bugün belki 2-3 milyon olabilir, atabilirim. Bandırmaya kadar herhalde bir 2-3 milyon olabilir. Şimdi Orhan Gazi'de durup bir ekmek falan alayım, bir şeyler yiyeyim istiyorum. Acacına da gidilmez bu yol. Vallahi öyle bir kötü kaldım ki rampada. Şimdi 5'i yemiyor, 4'e düşmem lazım. Evet. Dördü düştü, müdü de bağırıyor. Neyse, tırı solladık nasıl olsa. Şimdi burada yavaş yavaş çıkabilirim.
şeylerde güçlü olduğum kadar da bu yalnızlık konusunda güçlü olabilseydim. Ne olurdu? Ben bunu isterdim. Yalnız yaşayabilmeyi, yalnız kalabilmeyi, efendim, yalnız hayat sürdürmeyi keşke yapabilen bir insan olsaydım, isterdim. Nedense her konuda düştüğümdür. Başarmadığım, başaramayacağım bir şey yoktur. Ama bu konuda nedense çok zayıfım. Şimdi inanın bu yolu gidiyorum ama bir de siz gelin bana sorun. Hani böyle çok böyle içim kıpır kıpır değil yani açıkçası. Hani diyeceksin ki iyi de o zaman mecbur muydum bu yolculuğu yapmaya? Hayır, mecbur da değildim ama kendime işte amaç değişiklik yaşatmak, alıştırmak. Hani bilemiyorum. Neyse, Bursa'da durmaktan iyi oldu ya. En azından devam edeceğim. Hani Bursa'da böyle arabayı koyup da gezebileceğim bir yer olsaydı da çarşısını gezeyim diyecektim ama yani artık onu belki dönüşte kısmetler. Yani yüküm de pek hafif değil yani. Hadi şunu da alayım, hadi bu da ihtiyaç olur. Hadi belki kışa dönerim, işte şunu da ihtiyacım olur diye diye arabayı iyice doldurdum yani. Aygaz tüpüm bitmişti. Bir tüp alayım da şeyden, Orhan Gazi'den. Chopin'in tüpü var ama şeyin tüpü yok. Bari hiç olmazsa tüpü doldurayım. O şekilde devam edeyim, daha iyi olur. Bir de ekmek falan alayım.
Bence videoları seyredip de abone olmayan arkadaşlar bence pişman olacaklar. Çünkü bu gezimde o kadar çok video yükleyeceğim ki, o kadar güzel yerlerde çekimlerim olacak ki, Allah izin verirse bence onları kaçırmasını istemezdim. Yani abone olmak da sizlere herhangi bir külfet yapmadığına göre, herhangi cebinizden çıkan bir şey olmayacağına göre bence abone olun. Efendim, bildirim zilini açın. Bu güzel videolardan mahrum olmayın diyorum. Arkadaşlar, bu İznik Gölü, görebiliyorsanız bilmiyorum. Bu İznik Gölü, Orhan Gazi'nin başlangıcından İznik'in sonuna kadar böyle küçük bir deniz gibi, bayağı büyük İznik Gölü. Burası Orhan Gazi, işte bu gördüğünüz şehir merkezi. Bursa'ya bağlı Orhan Gazi. Ben şimdi telefonu camın önüne koydum. O şekilde duruyor. Tabii ne kadar ne çekim oluyor bunu inanın bilmiyorum. Tek görebildiğim telefon orada düzgün bir vaziyette duruyor. Çekim yapıyormuş gibi görüyorum. Umarım inşallah güzel bir çekim oluyordur. Sizler de bu şekilde benimle beraber her tarafı görmüş olmuş olasınız. Bana mı öyle geliyor? O 44 falan da herhalde. 43 mü 44 mü? Öyle bir şeydi herhalde, tahmin ediyorum. Bugün 42'ye düşmüş. Yani demek ki dün akşam mazot düştü. Neyse, çok şükür iyi olmuş. Düştü. Yani umut ederim ki yükselmesin. İyice de acıktım. Sabah da erken yedim. Bilmiyorum sizler de acıktınız mı? Ben illaki sabah, öğle, akşam yani şey yaparım. Muhakkak bir şeyler yerim yani. Çünkü başka türlü de bu vücut ayakta kalmaz sanıyorum. Yemekten de zarar gelmez diye düşünüyorum.
şehir merkezi diyor. Buradan giriş gösteriyor ama acaba tüp falan nereden bulabilirim? Onu da bilmiyorum. Bakacağız. Evet. Ben ne yiyeceğim diye düşünüp duruyordum ama şimdi yiyeceğim varmış meğersem ya. Hay Allah. Şimdi sabit bir yerde durmadığım için ne yapacağım? Aparatif şeylerden yiyeceğim. Şimdi köftecinin önünden geçerken köfte yapıp koymuştum. O aklıma geldi. Şimdi köfte kızartıp yiyebilirim mesela. Şu şehir merkezine girebilsem ya. Şu şehir merkezine gireyim de bari şey alayım ya. Tüp alayım da inşallah tüp de fiyatı düşmüştür de buralarda nerede bulacağım bilmiyorum, arayacağız bakalım. Tüpçü Aygazcı arkadaşlar, oradan beri siz de bakın da tüpçüyü kaçırmayalım, nerede varsa orada duralım, alalım. Vallahi buralarda durma da duramazsın ki kardeşim. Yani şuraya baksana. Bu trafikte. Yani Aygaz bile bulsak biraz zor. Şuradan döneyim bakayım. Şöyle Bursa yönüne doğru. Nasıl arka? Ah. Allah, devrilmiş telefon, haberim yok. Of, ateş gibi dolmuş. Neyse arkadaşlar, ben bunu burada keseyim de. Çünkü telefon ısınmış, tam da camayı açlamıştım. Ateş olmuş vallahi. Neyse arkadaşlar, burası Orhan Gazi. Ben buradan şimdi tüp ekmek halledip yoluma Bursa yönüne devam edeceğim. Şimdilik hepinize hoşça kalın, dostça kalın. Yalnız adamda kalın.